Güzelim yurduma kusur ederek köşe köşe saldıranlar utansın. Çoluğu çocuğu esir ederek dağa taşa kaldıranlar utansın. Hakkari'de biziz, Edirne'de biz, cephelerde beraberdi dedemiz. Vatan diye koşmadın mı hepimiz? Bizi bize böldürenler utansın. Bizi bize böldürenler utansın. Dallarına mahzun bakan yaprağın, her zerresi şehit kokan toprağın, Kürt'ü, Türk'ü kardeş yapan bayrağın, rüzgarını çaldıranlar utansın. Rüzgarını çaldıranlar utansın. Ne yazar ki farklı olsa dilleri, bu ülkede açmıyor mu gülleri? Sivas'tan öteye bütün illeri haritadan sildirenler utansın. Haritadan sildirenler utansın. Amerika emir verir yazıyla, Avrupa'nın cilvesiyle nazıyla, Yahudi'nin ayrı çalan sazıyla içimizi dolduranlar utansın. İçimizi dolduranlar utansın. Çatışmada şehit düşen Ali'nin, ikisi de gınalıydı elinin, 6 aylık evli Zeynep gelinin, çiçeğini solduranlar utansın, çiçeğini solduranlar utansın. Zalimlerin sızlamayan vicdanı, terörü besleyen Rus'u İran'ı, Ermeni uşağı, kahpe Yunan'ı, katıla katıla güldürenler utansın. Mevla için sevdim her bir canlıyı, kendime dost bilmem eliganlıyı, 20 yaşındaki delikanlıyı acımadan öldürenler utansın. Acımadan öldürenler utansın. Sözüm hainlere çanak tutana, bir değil bin lanet kurban vatana, Kırşehir Mucur'da bacım sultana, saçlarını yolduranlar utansın. Saçlarını yolduranlar utansın. Saçlarını yolduranlar utansın. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli protokol, sevgili misafirler, çok değerli Akdağ Madeni hemşerilerim. Akdağ Madeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği'nin hazırladığı programı açıyorum, arz ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında bugün, yüzyıllardır tarihin derinliklerinde bir ağabey hayat misali fışkıran, düştüğü yeri sevgiyle yeşerten, kültürümüzün manevi heybesinde hiç eksik etmediğimiz kendi türkülerimizi, kendi şiirlerimizi okuyacaktık. Aslında bugün güler yüzü ve tevazusuyla hiç aksamadan nesilden nesile geçen, üzerinde titrediğimiz ve bizden sonraki kuşağa aktarmanın gayreti içerisinde olduğumuz kendi güzelliklerimizi anlatacaktık bu akşam. Ülkemizin kültürel anlamda kalkınmasına katkı sağlayan, özellikle 13. yüzyıldan bu yana halk şairliği geleneğini, halk ozanlığı geleneğini sürdüren köklü halk şairlerinin yetiştiği Anadolu'nun cevherlerini tüm yönüyle tanıtmaya çalışacaktık bu akşam. Ama maalesef biliyorsunuz ki bugün şehitlerimiz var. Allah onları bize şefaatçi eylesin inşallah. Biz de hem dernek olarak hem arkadaşlarımızla böyle bir karar verdik. Gecenin konseptini şehitlerimizin formatına uygun bir halde arz etmeye çalışacağız inşallah. Temennimiz o. Programımızın içeriği, efendim, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'ndan sonra Kur'an tilaveti, ardından dernek başkanımızın açılış konuşması, daha sonra uygun görürlerse Sayın Belediye Başkanımızın bir teşekkür konuşması, sonra da ülkemizin çeşitli şehirlerinde gelen birbirinden kıymetli, değerli halk ozanı ve halk şairi kardeşlerimiz burada bu vitrinde eserlerini icra edecek. Daha sonra katılımcılara plaket takdimi protokol tarafından, ardından da bir hafta fotoğrafıyla inşallah programımızı noktalayacağız. Temennimiz o. Şimdi yurtta sulh, cihanda sulh diyerek ama yeri geldiğinde askerlerim size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bugünkü hür ve demokratik ortamda yaşamamıza vesile olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun vefakar ve cefakar silah arkadaşlarının Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hakkari'ye bu topraklar için toprağa düşen, gözünü kırpmadan ölüme kol kola giden aziz şehitlerimizin ve hasreten yine bu topraklarda yaşamış, filizlenmiş ama bir şekilde huzur-u ilahiye teslim olmuş sanat insanlarının da
manevi huzurunda hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Arz ederim. Bizden daha iyice mücadele veren, kültür adına mücadele veren, Akdami Adem'in kültür adına mücadele veren güzel bir kardeşiniz var. Yani gururdan uzak, kibirden uzak, arada bir böyle dik kafalıdır ama harbiden ben kendi adıma söylüyorum, Türkiye'nin birçok yerini gezen kardeşiniz olarak bizden çok çok daha iyi. Çünkü birlikteliği sağlamaya çalışıyor. Ben Akdami Adem'i Kültür, Sanat ve Edebiyat Derneği'nin vefakar ve cefakar başkanı, sevgili kardeşim, arkadaşım, dostum Osman Şahbaz'ı kuvvetli bir alkışla huzurlarınıza davet ediyorum. Kahpe kurşun yemiş yiğit, gök kırmızı yer al dedi. Analar doğurur yiğit, ben giderim, sen kal dedim. Ağlamasın cümle alem, böyle yazmış ise kalem, korunan vatansa madem, ben giderim, sen kal dedim. Ne kurşun acıtır beni, hayat buldum daha yeni, bayrak saracaksa teni, ben giderim, sen kal dedim. Nasip olur mu herkese, bakmayın dağdaki sise, İşte gerçek bir elbise, ben giderim, sen kal dedi. Ne tanık, ne de bir şahit, olamasam da bir seyit, deniyorsa bana şehit, ben giderim, sen kal dedi, ben giderim, sen kal dedi. Kıymetli protokol, değerli misafirler, Şahin Ozan dostlarım, şehitler ölmez, vatan bölünmez temalı etkinliğimize hoş geldiniz. Farklı planlarla fani olarak hazırladığımız etkinliğimiz
Baki olan bu planla tabi olmak üzere şehitler ölmez, vatan bölünmez olarak belirlendi. Gerek bulunduğumuz konum, gerek dış mihraklar, gerekse hain ve alçakların kardeş oyunları dün olduğu gibi bugün de bertaraf edeceğiz. Yüce Mevlam ateş düşen ocaklara, milletimize sabır, devletimize zeval vermesin. Öncelikle dünden bugüne şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyorum. Konuşmamı uzun tutmadan birkaç teşekkürle sonlandıracağım. Etkinliğimize başından beri destek olan şu anda aramızda bulunan kıymetli belediye başkanımız Sayın Necdet Yalçın Bey'e huzurlarınızda teşekkür ederim. Sponsorlarımızdan Aydınolmuş Müşavirlik, Ömer Aydınolmuş Bey'e teşekkür ederim. Şahingöz İnşaat Otel Pastane Hasan Şahingöz Bey'e teşekkür ederim. Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir Bey'e teşekkür ederim. Doğanlar Oto Emlak Abbas Doğan'a teşekkür ederim. Eminoğlu Sigorta Mustafa Şimşek Bey'e teşekkür ederim. Doğanlar Sarraf Hacı Doğan'a teşekkür ederim. Doğanlar Restoran Mutlu Şahin Bey'e ve ortağına teşekkür ederim. İkizler Tarım Market Selçuk İlker Bey'e teşekkür ederim. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet. Programın sonu ne kadar safiyane bitti görüyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dedi başkan. Evet, biz ateş düştüğü yeri yakar ama yani hepimiz de üzülüyoruz ama şu anda nice anaların, nice elleri kınalı gelinlerin, nice babaların, efendim nice çocukların masum kaldığını düşünsene. Bu zalimlerin burada olmasa da öbür tarafta Allah belalarını verecek. Ben onlar için Rabbim affetsin diyordum ama artık Rabbim onları Kahhar ismiyle kahreylesin diyorum. Evet değerli arkadaşlar, şimdi de çalıştığımız bu etkinlikte daha önce de geldiğimizde bizim hep yanımızda olan, destek veren sevgili Nezih Başkanımızı teşekkür konuşması için huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer Başkan, kıymetli misafirler, sözlerime başlarken hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Dün akşam şehit verdiğimiz kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Biraz önce Said abinin de söylediği gibi ayet-i kerimenin mealinde Estaizu billah ve la tegulu limen yuqtulu fi sebilillahi emmet vel ahya'u velakil le teşmulun buyuruyor Rabbi Rahim. Siz Allah yolunda öldürülenler öldürür demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilmezsiniz buyurmakta Cenab-ı Hak. Yaklaşık 5 yıldır Akdağ Madeninde İdari olarak görev yapıyorum. Acısıyla tatlısıyla güzel günlerde geçirdik. Ama görev süremin en acı iki dönemini Mehmet Köklü kardeşimin şehadet günü ve Hasan Hüseyin Özdemir kardeşimizin şehadet gününde yaşamıştık. Dün akşam 18-19 civarında bölgede görev yapan askerlerimizden gelen haberler aynı acıyı üçüncü kez yaşıyoruz diye yüreğimize ateş düşmüştü. Cenab-ı Hak bizim kardeşimize gazi olma şerefini nasip etti. İnşallah şu anda Gazze'de tedavi görüyor. Sağ salim bir şekilde vatanımıza, evine gelmeyi de nasip etsin. Tabii bizler at üstünde cihat sancağının altında harp meydanında şehit olmayı şeref sayan bir milletin evlatlarıyız. Rahat döşeğinde yatarak ölmeyi kendine külfet sayan, yük sayan bir ecdadın torunlarıyız. Cenab-ı Hak bayrağa kan, vatana can veren yiğitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de ay yıldızın altında ay yıldızlı bir tabutla defnedilmeyi, o şerefe nail olabilmeyi nasip ve müessir eylesin. Osman Başkanımın da belirttiği gibi, Sait abinin de belirttiği gibi daha eğlenceli bir program planlanmıştı. Lakin daha anlamlı bir program oldu diyelim. Cenab-ı Hakk'ın bize çizdiği rotada dün geceden itibaren ocaklarımızda yanan ateşe inşallah bir gür seda olarak destek ve zalime korku olacak bir mesaj olsun diye inşallah bu gece bu şekilde planlanmış. Ben kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca şöyle bir
durum da gerçekte var. Sizler de görüyorsunuz. Bundan onlarca yıl sonra 3. Dünya Savaşı'nı yazan tarihçiler şöyle söyleyecek. 11 Eylül 2011'de, 2001'de İkiz Kulelere yapılan saldırı 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyen saldırı oldu diye muhtemelen tarihe not düşecek. Daha sonra bakıyorsunuz Afganistan Kan Gölü, Taliban yerle bir, işte Libya Kan Gölü, Irak Kan Gölü, Suriye Kan Gölü, Filistin'de soykırım, Yemen Kan Gölü, dünyanın dört bir tarafında kanayan yaralar var. Doğu Türkistan'da ezalar, cefalar, işkenceler devam ediyor. Aynı zalim insan kendi hemcinsini yok etmek için COVID-19 gibi bir mikrobu dünyaya yayıyor. Aynı zalim insan suni depremlerle on binleri aynı anda yok edebilecek gaddarlığı gösteriyor diye böyle tarihe not düşünecek. Cenab-ı Hak mazlumların yardımcısı olsun. İnşallah bu tarihte de bu zamanda da bizi hakkın safında yer alanlardan eylesin. Şu anda rahat gönül rahatlığıyla hepimiz şunu biliyoruz. Zalimin safı belli, mazlumun safı belli. Filistin'de kurşun sıkan zalimle askerimizi şehit eden zalimi ayrı düşünmek abesle iştigal olur. Libya'ya bomba atan zalimle, Suriye'de kan döken zalimle, Irak'ta kan döken zalimle, Mehmetçiğimizi şehit eden zalim aynı zalim. Biz mazlumun tarafındayız, mazlumun yanındayız. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ya, اِنَّهُ كَانَ زَلُومًا جَهُولًا diye. İnsanlar çok zalim ve çok cahildir. Çünkü işte görüyoruz, çok zalim ve çok cahil bir toplumuz, bir insanız. Ne yazık ki insan olarak hepimiz böyleyiz. Cenab-ı Hak bizleri alim isminin yansımasıyla cehaletten kurtarsın. Şehitlerimize tekrar rahmetiyle muamele eylesin. Bizlere de onlara layık nesiller, ecdatlar, torunlar olmayı nasip eylesin. Hepinize tekrar canı gözden teşekkür ediyor. Saygılar, hürmetle sunuyorum. Evet, bu anlamlı ve güzel konuşmasından dolayı sevgili başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.